kuzucuklarımızı da gönderdik okula. Şöyle bir arkalarından da bakalım, duamızı okuyalım. Oy, yer buz gibi, buz buz buz. Şu şeye bastım. Buz gibi. Uf, ayağım üşüdü vallahi. Hadi Allah'a emanet olun annem. Kurban olayım sizi yaradana. Arkalarından dualarımızı da okuduk camlar. Pencereyi de açık bıraktım biraz evin içi havalansın diye. Aa, benim çayım kaynıyor. Çayımı unutmuşum. Hemen çayımı demleyeyim. Emanet olsun hepimizin yavruları. Rabbime emanet edip gönderiyoruz okula. Kurban olduğum Allah'ım. Her zaman hepimizin evlatlarını Rabbim iyilerle karşılaştırsın. Kalbimizin yarısı okulda kalıyor. Yani o sabah mesela aileni götürüyorum, koyuyorum okula, geliyorum. Kalbimin yarısı orada. Eve geliyorum, oğlanları hazırlıyorum, gönderiyorum. Kalbimin yarısı onlarla gidiyor. Allah'ımıza ayaklarına, tırnaklarına ne derler? Ayağına taş değdirmesin, tırnağına taş değdirmesin Rabbim. Allah'ıma emanet ediyoruz her gün yavrularımızı. Allah'ım hayırlı kaderler yazsın hepsine. Suyumun dolmasını bekliyorum. Çayım burada yavaş yavaş kaynarken canlar. Ben burayı bir toparlayayım. Hemen. Canlar şimdi çıkalım. Çayı demledik. Tezgahın üstünü şöyle bir toparladım. Fazla şey yapmıyorum. Kahvaltıdan sonra toparladım. Maksat ekmek kırıntılarını falan hani biraz topladım ki şey olsun. Şarj olmuş mu acaba? Daha 55'miş. Ama yine de şöyle biraz şarj azalınca şey yaparım. Kapalıymış demek ki. O zaman açalım. Ben yukarı çıkayım hemen. Yukarıları alelacele toplayıp inene kadar o da açılır. Telefonunu kapatmış artık. Akşam şarja takarken kapatmış. Herhalde şarjı da tam olmamış. 55 olmuş. Of. Ayağım ağrıdı.
hemen burayı toplayalım. Ay kızım ya, teyzeleri kızım ben söylemeden yatağını toplamış, görüyor musunuz? Aferin benim minik kızıma. O prensesim. O yakınlı kızım benim. Aferin kızıma, ben söylemeden toplamış. Kıyafetlerini de kendi şeyiyle katlamış işte, katlayabildiği kadar bakın. Bunu böyle yapmış. Bunu da böyle ikiye katlayıp yatağının üzerine koymuş. Aferin kızım. Aslında artık yazlık kışlık onları da ayarlamam gerekiyor benim. Hangi birini yapacaksam 2-3 günden beri sürekli çarşı, hastane, çarşı, market, pazar bilmem ne işleri olduğu için ev işleriyle çok uğraşamadım dedim ya, ev işleri birikti diye. Şeyi de alayım şuradan. Odamı da alayım. Hatta canlar. Terasın penceresini de açayım. Hava gelsin. Günaydın. Aşkım günaydın. Kuşum günaydın kuşum. Canım, canım, aşkım, balım. Heh. Aytu yatıyor. Şey, Aytu okula gitti. Yakup yatıyor. Alper yatıyor, okula gitti. Aylin de gitti. He? Yakup babasının yanında yatıyor. Sokulmuş iyice babasına da. Ya? Uy kuzum benim ya. Kapatayım da. Ah canlar, camlar silinecek. Hem salon hem mutfak hem yatak odasının camları silinecek. Yatak odasının camlarını kaç defa söyledim size bilmiyorum. Ali Bey'in keyfini bekliyorum. Ne zaman keyfe gelirse o zaman sileceğiz yatak odasının camlarını. Çünkü yüksek kat olduğu için ve pencereler aşırı derecede büyük olduğu için. Ay tamamıyorum ki. Aşırı derecede pencereler de büyük olduğu için maalesef yatak odasını ve terasın camlarını ben kendi başıma, tek başıma silemiyorum. Ali ile beraber siliyoruz. O yüzden diyorum ya, Ali Bey'in keyfi ne zaman gelirse o zaman yatak odasının camlarını sileceğiz. Buraları ben siliyorum zaten. Diyorum işler birikti. Oğul ışıma bisikletini de şöyle koyayım. İşler birikti canlar. Nasıl birikti? Şöyle oturayım. İşte televizyonu da açacağım ama. Nasıl birikti işler? Vallahi dediğim gibi bak, saat daha 8.30 bile olmadı. Tam 8.30 şu an. Dijitürk açılmadı. Dijitürk açayım da. Arkadaşlar bu Dijitürk'te çok güzel filmler çıkıyor. Dün akşam iki film arka arkaya izledik ama birini yarım bırakmak zorunda kaldım.
inanılmaz Dijitürk'te inanılmaz harika filmler çıkıyor. Şöyle yapacağım. Dün akşam iki film birden izledik. Harika filmler vardı. İkisi de Türk filmiydi. Evet, Türk yapımı filmdi. Dijitürk'ün Bevin işte Bevin sinema, Bevin belgesel, Bevin çocuk. Yani böyle bir bazı işte bir takım kanalları var. Çok ben şimdi anlatamıyorum ama harika filmler çıkıyor. Harika, yabancı olsun, Türk olsun çok güzel filmler çıkıyor. Akşam oturduk iki tane birden izledik. Dediğim gibi birini yarım bırakmak zorunda kaldım. Harika bir filmdi. Devamını yani ben oturup izlemek istiyordum ama maalesef saat 11 oldu ve ben yukarı çıkmasam çocuklar yatmıyor. Mecburen kapattım artık, yarım bıraktım. Beren Saat'in filmiydi. Gözleri görmeyen bir kız çocuğu. Hem gözleri görmüyor, hem zihinsel engelli, hem kulakları duymuyor. Daha doğrusu zihinsel engelli değil de şöyle, hem gözleri görmüyor hem de kulakları duymuyor. Duymadığı ve görmediği için nesneyi bilmiyor. Yani bu bir kumanda, bunun kumanda olduğunu bilmiyor. Onun tedavisi falan, öyle bir filmdi. Çok güzel bir filmdi ama yarıda bırakmak zorunda kaldım. Çünkü çıkın gidin yatın diyorum, gidip yatmıyorlar. Mecburen benim de çıkmam gerekiyor yukarıya. Kapattım televizyonu, gittim ama ondan önceki filmin de başını kaçırmıştık. Baştan yani ilk böyle ilk yarım saatini falan kaçırmıştık. Ondan sonrasını izledik. O filmde zaten böyle oturup ağlamamak için kendimi zor tuttum diyebilirim. Küçük bir kız çocuğu ve babası şehit oluyor. İşte o da çok güzel bir filmdi. Dijitürk güzel ya. Dijitürk'ü önceleri bir ara ben şey yapmıyordum, kapattıracaktım falan filan ama yok artık yani, kapattırmayı falan kesinlikle düşünmüyorum. Çok güzel programları var Dijitürk'ün, çok güzel kanalları var. Tavsiye ederim yani canlar. İşlerden bahsediyorduk değil mi? Ev işlerim çok birikti. Yazlık kışlık birikti. Yazlık kışlık ayrılacak. Salonun dediğim gibi mutfağın camları silinecek. Üst katı dediğim gibi Ali'nin keyfini bekliyorum. Ne zaman keyfi gelirse. Ondan sonra mutfak dolaplarım silinecek. Canlar. Bayağı yağlanmış. Aspiratör falan hepsini bir silmem, elden geçirmem gerekiyor. Diğer çocukların çalışma odası, onun çekyatlarının altını falan böyle iyice çekip, onun çekyatlarının altına süpürge girmiyor. Onları böyle bir beriye çekip, çekyat altlarını çekip, silip, süpürüp o odanın büyük halısını açmam gerekiyor. Anlayacağınız işlerim birikti ve teras çamaşır dolu. Hangini yapacağımı hiç bilmiyorum. Vallahi. Bir sıraya koymam lazım ama yazlık kışlık şu an aciliyeti yok. Ne yapabilirim? Bugün camlardan başlayayım diyorum. En kolay camlar bugün. Çünkü bugün 2-3 gündür çok yoruluyordum. Çarşı pazar işleriyle çok uğraştım ya. 2-3 gündür çok hem ev işi hem çarşı pazar işi çok yordu beni 2-3 gündür. Bugün biraz böyle hafif işler yapayım. Belki terastaki çamaşırları katlarım. Belki camları silerim. Bilmiyorum. Bakacağız artık. Hele bir kahvaltı yapalım da çok karnım acıktı. Sabahın 6.30'undan 8.30, 2 saat oldu valla. 2 saattir ayaktayım. Karnım çok acıktı. Ali, inşallah Ali böyle hemen kalkar, kalkmazsa gidip kaldıracağım artık onu ben. Artık ya, çünkü bir de bugün A101 markete bir şey geliyor. Onu almak istiyorum. Bugün Perşembe. A101'e gelecek. Onu almak istiyorum. Bakayım bakalım. Şimdi söylemeyeyim. Belki onu ayrı video çekerim. Çünkü muhtemelen ayrı video çekerim. Çünkü ben onu. Öyle canlar ya. Dün annemdeydik. Dün anneme gittik. Bütün akrabalar annemdeydi. Akrabalarımız, annemin günü akrabaları falan hepsi annemdelerdi. Annem böyle kocaman bir kazan dolusu ekşili çorba yapmış. Bayağıdır da yemiyordum. Canım istemiş. Ekşili çorba yaptı. Ekşili çorbayı dünkü videomda zaten ekşili çorbayı hem gösterdim hem de birazcık bahsetmiştim ama ben gene size bahsettiğim şöyle nasıl bir çorba olduğuna dair. Kışın kış sebzesiyle, yazında yaz sebzesiyle yapılır. Mesela şu mevsimde içine taze fasulye, patlıcan, kabak, bunları koyarsın. Bakliyat olarak da işte kuru fasulye, nohut, buğday koyarsın. Ondan sonra onların hepsi haşlanır.
haşlayaraktan pişirirsin. İşte nar ekşili, sarımsaklı, salçalı falan sos yaparsın. O sosuyla da kaynatırsın falan. Çok lezzetli olur, çok güzel olur. Dün annem yapmış böyle. Yazın da lahanayla yapılır. Lahananın içine, içine bir de tüm biber atarsın. Biberi içine doğramazsın bu çorbanın içine. Biberleri tüm tüm atarsın içine. Yazın içine lahana koyulur. Yine kuru bakliyat koyulur. Lahananın yanında başka bir sebze zannedersem koyulmuyor. Sadece yazın sadece lahanayla yapılıyor. Öyle. Dün yapmış annem böyle koyacağım büyük bir kazanı var annemin. Bakayım 20 kiloluk falan herhalde. 15-20 kiloluk yani. Böyle kalabalık misafiri ağırladığı zaman onda yapar yemeklerini. Bir kazan ekşili çorba yapmış mı? Bir tencere etli pilav yapmış dedi zaten. Bu şey içini dolduruyorsun ya böyle bir hayvan şeyin hayvanın bir doldurma yeri oluyor. Ben pek anlamıyorum. Doldurmalık etim var kızım dedi. Onu dedi içini dolduracağım dedi. Etli pilav yaparım yanına da dedi. İşte salata, ayran, turşu ne varsa hepsinden yapmış. Ben gittiğimde zaten bütün akrabalarımız gelmişlerdi, içeridelerdi. Ha, benden sonra da gerçi bir iki gelen oldu. Ben normalde daha erken gidecektim ama işte Ali'nin okuldan geç geldi Ali. Çocukları almaya gitti, geç geldi. O yüzden geç gelince ben hemen çıkamadım. Neyse gittiğimde yemek yiyorlardı. Ben de hemen artık sofraya oturdum, yemek yedim. Çocukların yemeğini falan yedirdim. Ondan sonra çay yaptık. Çayın yanına da ben gittiğimde kahveler içilmişti. Yemekten sonra çaya demledik. İki demlik yaptık arkadaşlar. İki demlik de bitti valla. Bir de yani annemin bir tane demliği büyük. Baya böyle kocaman büyük bir demlik aldı. Hatta annem bir tane bir çaydanlık aldı bundan seneler önce. Nasıl diyeyim size bilmiyorum. Bizim yemek tenceresi var ya yemek yani günlük çorba pişirdiğimiz tencerenin boyunda alt çaydanlığı. Üst demliği de ona göre. Böyle kocaman büyük. Semaver gibi düşünün yani. Bir semaver çayını alır. Öyle annem çaydanlık aldı. Çok kalabalığı olurdu annemin. O yüzden sonra onu köye götürdü. Çünkü köyde de çok kalabalığımız oluyor. Biz yazın köye gidiyoruz ya köyde kalırdık. Hep biz bu yaz gidemedik sadece köye. Normalde hep biz bütün yazı köyde geçiririz annem falan. Köye de çok kalabalık misafirlerimiz olduğu için annem o büyük aldı. O büyük çaydanlığını köye götürdü. Buradaki eve de yeniden bir tane daha aldık. Kaldı ki bizim köyde bir de semaverimiz var yani. Biz yazın çok kalabalık olduğu zaman semaverde çay yaparız. Gerçi o semaver de çalındı. Valla bu yaz hırsız çalmış semaveri. Ondan sonra yenisini alırız artık da. Annem buraya da aldı kocaman büyük bir çaydanlık. Bir tane onda, bir de annemin günlük çaydanlığında yaptım. İki demlik dolusu çay yaptım. Annem baklava falan almış çayın yanına koymaya tatlı olaraktan. Tatlı falan öyle pasta, kek, kurabiye tatlı çeşitleri yapamaz annem. Annem yemek üzerine daha şeydir, hamarattır, daha yatkındır yani. Pasta börek yapmaz. Pasta olarak da sadece bir kek yaparsa yapar. Ona da demiş kek de hiç yapmayayım demiş. Gideyim baklava alayım dedim diyor. Önceden ben oradayken, annemin yanında otururken tatlısını matlısını ben yapıyordum. Hani tatlı mı yapılacak, kek mi yapılacak, ne yapılacaksa misafirine ben yapardım. Ben de burada olunca olmuyor. Artık anneme dedim hazır al, artık tatlıyı da hazır al anne dedim. Öyle yaparım kızım dedi. İşte şey yapmış, baklava almış. Baklava yanına da böyle gene biz şeyler çıkarttık tabii ki. Sade baklavayla da olmaz. Çayla da onu verdik. Çaydan sonra da meyve çıkarttık. Valla sohbet, kahkaha, fotoğraflar çekindik. Dün WhatsApp atmıştım ama Instagram atmadım. Gerçi bugün Instagram atayım da siz de görün. Takipçilerim de görsün Instagram'da. Öyle canlar ya. Bu arada benim Instagram hesabımı takip etmeyen takipçilerim varsa bakın arkadaşlar Instagram hesabım Göknur Çavuş 4 çocuk annesi diye geçiyor. Zaten Göknur Çavuş diye yazdın mı hemen çıkıyor Instagram hesabım. Oradan da takip edebilirsiniz. Orada da ben elimden geldiğim kadar günlük paylaşım yapmaya çalışıyorum. Öyle canlar. Dün de öyle güzel geçti. Sonra eve geldim akşamüstü. Akrabalarım gene beni sağ olsunlar bıraktılar. Onlar eve giderken beni de eve bıraktılar sağ olsunlar. Öyle canlarım ya. Böyle kalabalık dün güzel bir gün. Çok güzel geçti dün. Şimdi ne yapalım?
Karnım çok acıktı. Bunlar kalkmıyor. Ben gideyim bunları uyandırayım. Kalksınlar artık, kahvaltımızı yapalım. Bugün Perşembe. A101'in aktüel ürünleri gelecek. İçlerinde benim hoşuma giden bir şey var. Onu aldıracağım Ali'ye. Onu da ayrı bir video çekerim zaten. Sizlerle paylaşırım. Ne diyorum? Şimdilik videomu kapatıyorum. Günün devamında görüşürüz.